Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bu videoda sizlerle birlikte tam 5 yıllık bir dizüstü bilgisayarı yenileyerek günümüz şartlarında daha aktif, daha hızlı bir şekilde çalışabilmesi için bir çalışma yürüteceğiz. Bilgisayarımız Asus Smart Model. O zaman hadi başlayalım. Bunca zaman, bunca yaşanmışlık, bunca ülke, bunca şehir. Soruyorlar bazen bana, sen kimsin diye. Benim kim olduğum önemli değil, ne yapmakta olduğum önemli. Peki ben ne mi yapmaktayım? Ben gezmekteyim. Öncelikle bilgisayarımızın açımı... Böyle. Burada HDD'yi görüyoruz. Burada CD writer sürücümüzü görüyoruz. Burada anakartımız var. RAM maalesef ki anakartın arkasında kalıyor. Bu büyük sıkıntı. Komple bu anakartı yeniden söküp çıkartıp RAM'i öyle takmanız lazım, değiştirmeniz lazım. Öncelikle şu içeride ne var yok onu sökerek başlayalım. Önce anakartın vidalarını çıkartalım. Thank you.
Şimdi gelelim. Thank you.
bakmak istediğimizde de hemen şurada 8 GB RAM'imizin takılı olduğunu başarılı bir şekilde görüyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi de geldik format kısmına. Şu an %4'te ve şu an %96'da. Format atmamızın sebebi HDD'nin yerine SSD'yi taktıktan sonra yeni işletim sistemimizin SSD'nin içerisinde olmasının gerekmesinden dolayıdır. Böylelikle hızlı olan SSD'miz sayesinde bilgisayar çok hızlı açılıp çok hızlı kapanacak ve içerisindeki işlemleri çok hızlı bir şekilde gerçekleştirecektir. Tabii ki ilk format sırasında uzun süren işlemler olacaktır, ancak bu işlemlerin hepsi başarılı bir şekilde sona erdiğinde çok hızlı bir şekilde başlayan bilgisayarımızı siz de göreceksiniz. Evet, o zaman bakalım ne kadar süre içerisinde açılacak, hep birlikte görelim. Evet, gördüğünüz üzere 28 saniyede açıldı. Evet arkadaşlar, yaptığımız yükseltmelerden sonra 5 yıllık bilgisayarın ne kadar hızlı bir şekilde açıldığını hepimiz görmüş olduk. Bilgisayar kötü bir bilgisayar değil aslında. İşlemcisi 7. nesil i5, ekran kartı var üzerinde 920M. Ben zaten geliştirmeye değeceğini düşündüğüm için geliştiriyorum. Yani yoksa çok yavaş bir bilgisayar olmaması gerekiyordu aslında normal şartlara göre, ama üzerinde bulunan donanım yüzünden yavaştı. Geliştirmelerimizi yaptık. Gayet başarılı oldu. Şimdi isterseniz bir de bir oyun testi yapalım. Bir Valorant açalım. Biraz oynamaya çalışalım, bakalım nasıl bir performans alacağız. Her atışı tutturacak değilsin ya. Faydalı olmanın bin bir yolu var. Come on. Hadi gidiyorsun. Yok. Ha? Yok. Yeniyor muyuz bu eli? Alıyor muyuz? Spike A'da gidiyor. Allah! Mermi bitti ya. Ben bir tane öldürdüm. Razor orada. Dikkat et. Aa, öldürdün. Spike'ı kur. Spike'ı kur. Hemen sağa git. Sağa dön. Temiz orası. A'ya kur. Sakın ölme. Vur. Aa. Sova'yı öldürdük mü, bitiyor iş. Öyle duruyor ama bakalım. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Yani bu bilgisayara yaptığımız ayarlardan sonra hani Valorant gibi performans isteyen oyunları rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Gayet akıcı, hızlı. Kasma donma olmadan. Yani 5 yıllık bilgisayara kısacası çalışır günümüz şartlarında. Güzel bir şekilde çalışır hale getirdik. Yaşasın. Bu gibi videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben oyuna dönüyorum. You can't.